Sen Salma Anuar. Sahte pasaport düzenlemekten. Sen Melek Ateş. Sahte pasaport düzenlenmesi suçuna birinci dereceden iştirak etmekten. Ve sen Yusuf Öken, işlenen bütün suçları örtbas edip suça yardım ve yataklık etmek suçundan tutuklusunuz. Bu muydu yapacağın? Beğenemedin mi? Beğenemedim. Niye beğenmiyorsun? Uzun süredir bu kadar güzel günlük yemiş olamazsın. Yanılıyorsun. İki sene önce teşkilata attığın yumruk gibisini görmedim. O işi karıştırma! Karıştırırım! Hala unutamıyorum o yumruğu Mithat. Çok büyük hayal kırıklığına uğrattım beni. Ne hayal kırıklığı be? Gördün mü? Demek ki yetenekli bir polis değilmişim ben. Hiçbir zaman da olamadım. Bunda abartılacak ne var? Yusuf baba! Ne oluyor? Ne yapıyorsun ben oğlum? Seni... Nasıl kaçırırsın? Yusuf baba ne oluyor? Ellerin niye kelepçeli değil? Ağzındaki o sigara ne? Sen de mi polissin yoksa? Ne biçim bir dümen bu Yusuf baba? Delireceğim, polis misin sen de? Götür bunu, götür. Evet Melek. Yusuf Bey polis. Allah'ım aklıma mukayyet ol. Nasıl bir tezgah bu? Ne biçim insanlarsınız siz? Nasılsınız? Salma Hanım. Salma neydi? Anuar. Güzel. Ne anlama geliyor? İnatçı demek olabilir mi? Lütfen ciddi olun memur bey. Ölüm kadar ciddiyim Salma Hanım. Siz de biraz ciddi olmak ister misiniz? Ne öğrenmek istiyorsunuz? Pasaportta adı geçen çocuğun kim olduğunu, kime ait olduğunu... Niye yurt dışına kaçırmaya çalıştığınızı? Kızım nerede? Soruma cevap verin. Peki Sibel Hanım kim? Sibel Hanım, sen benden vekaletini aldığını zannederken... ...senin vekaletini kullanarak... ...Atom'un sana ait bütün hisselerini üzerine geçirdiğim kişi... Şu anda idrak sürecinde. Yemin tezer. Aman Allah'ım. Tanıyor musunuz yoksa? Bu adam... Allah'ım inanamıyorum. Olaylar nasıl böylesi birbirinin içine girer? Bu adam bir gün beni intihar etmekten vazgeçirdi. Demek ki sizin için daha sistemli bir son düşünüyor. Aman yanlış anlamayın. Söylemek istediğim şu ki bir gün o yaptığının karşılığını istemek için karşınıza dikilecek kadar küçülebilir bu adam. Nil Hanım hem maddi olarak hem de moral olarak bertaraf edildi. Evet, evet efendim. Emredersiniz efendim. Zahra Hanım'ı en kısa sürede size getireceğim. Sağ olun. Tutuklayacak mısınız beni memur bey? Tamam. Siz benim için en doğru olanı yaparsınız. Sen yap o zaman doğru bildiğini. Hep alıştığını yap. Öyle yapman gerekir değil mi? İntikam alman gerekir. Zaten uğruna yaşanacak bir şey de yok bu hayatta. Sevgi, güven filan boş şeyler. Bunlardan söz edecek en son kişi sensin. Zahra ve Mithat'ı aldattığın için bir madalya verirler artık sana teşkilattan. Ne demek bu? Zahra, ben polisim. Polistim. Ama şimdi... Thank you.
kızımla ilgili bilgi aldınız mı? Hayır efendim, bilgim yok. Araştırdım ancak henüz bir sonuç alamadım. Geç kalıyorsun. Bana bir an önce, kızım benim için vazgeçemeyeceğim tek şey. En kısa sürede Sara Hanım'ı bulacağım efendim. Sara Hanım benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Atomdan, hisselerden, her şeyden daha önemli. Kızım benim için vazgeçemeyeceğim tek şey. Onun başına gelenler benim suçum. Benim işlediğim günahların bedelini ödüyorum. Bunu anlıyorsun değil mi? Benim işlediğim günahların bedelini ödüyorum. Bu... Baba. Baban yaşıyor Sahra. Babam olamaz. Sahra. Benim babam öldü. Sahra yapma. Baban bu. Onun sesi. Ses onun olabilir. Ama bu sesin babamın sağlığında kaydedilmediği ne malum? Ya da bu konuşmaların daha sonra bu şekilde kurgulanmadı. Siz polisler böyle bir teknolojiye sahipsinizdir herhalde. Sahra. Bir sürü şoku üst üste yaşadın. Neyin gerçek olduğunu karıştırmış olabilirsin. Fakat şundan emin ol ki baban yaşıyor. Hayır. Benim babam yaşamıyor. Babam öldü. Artık bütün kaybettiklerimi senden geri almanın zamanı geldi. Buna hazır mısın İstanbul? Sahra ağlama lütfen. Bırak beni. Şu geldiğimiz hale bak. Bildiğim, inandığım her şeyi alt üst ettin. Ben sana ne yaptım? Bana yalan söyledin. Beni öyle bir hale getirdin ki. Senin yüzünden neye inanacağımı şaşırdım. Kendimden, kendimin kim olduğundan bile emin değilim artık. Allah'ım, bütün bunlar rüya olsa. Biri gelip uyandırsa beni. Bir tat gerçek dese. Seni gerçekten seviyor dese. Onu senin karşına gerçekten kader çıkardı dese. Senin yanıma görev icabı gelmediğini. Bizim gerçekten birbirimize ait olduğumuz için gelip bulduğunu söylese. Gerçekten de berbat bir durum. Sahra Hanım, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandınız. Birileri yasal yollarla sizi kızınızdan ayırdı. Aynı kişiler karşınıza dikilip yıllar önce kaybettiğiniz babanızın yaşadığını söylüyor. Daha da tuhafı, sevdiğiniz adamın aslında eski bir polis olduğunu öğrendiniz. Bu saydıklarımdan biri bile bir insanın hayatını alt üst etmeye yeter. Fakat siz hepsini aynı anda yaşıyorsunuz. Eminim ki bütün bunlar size katlanılmaz bir acı veriyor. Şu anda size acınızı paylaştığımı söylemek isterdim. Rica ederim söylemeyin. Merak etmeyin, söylemeyeceğim. Çünkü bunu söylemenin hiçbir işe yaramayacağını biliyorum. Ama size bunca acıyı azaltmanız için yardımcı olabilirim. Öyle mi? Nasıl? Beni öldürerek mi mesela? Hayır Sahra Hanım. Sizi yeniden yaşatarak.
Bu işin sonunda size hem kızınızı geri vereceğiz hem de eski kimliğinizi. Yeniden Sahra Evliyagil olacaksınız. Kızınızla birlikte kimliğinizi saklama gereği duymadan dünyanın her yerinde istediğiniz gibi yaşayacaksınız. Kimse sizden hesap sormayacak ya da kötü insanlar peşinizde olmayacak. Düşünsenize, mucize gibi değil mi? Kızımı kesin olarak geri vereceksiniz değil mi? Elbette. Zaten eski yasal kimliğinize kavuştuğunuz için otomatikman kızınızın velayetine de kavuşmuş olacaksınız. Böylece kimse sizden onu geri almaya kalkışmayacak. Bu mümkün değil. Ama diyelim ki babam yaşıyor. Benden tam olarak ne istiyorsunuz? Melek! 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 Kızım ne yaptın sen? Oh çok şükür. Ah aptal kızım benim. Ah aptal kızım. Ah aptal kızım. Şu yaptığın iş mi yani? Hadi ben eşeğim. Hadi ben görev ifa edeceğim diye bir sürü insanı ateşe attım. Sana ne oluyor da kendi kendini bu kadar kolay yakıyorsun aptal? Yaşamak istemiyorum. Sus bakayım. Bir de hala konuşuyor. Niye yaşayacakmış, şu haline bak. Peki. Kabul ediyorum. Kızımı ve kimliğimi bana iade etmeniz karşılığında sizinle işbirliği yapacağım. Evet. Harikasınız Sahra Hanım. Zaten yapacağınız fazla bir şey de yok. Sadece Niltara ve Yemin Tezer'in size yapacağı işbirliği tekliflerini değerlendireceksiniz. Ve sizinle yapılan her konuşmayı, her görüşmeyi bize aktaracaksınız. Size nasıl bir strateji izlemeniz gerektiğini söyleyeceğiz. Yalnız Fahri Evliyagil'i unuttun. O da muhakkak Sahra'ya yaklaşacaktır. Saçmalamayın Mithat Bey. Benim babam öldü diyorum size. Mithat Bey mi? Sahra Hanım, siz isterseniz böyle kabul edin ancak olur da babanız sizinle herhangi bir bağlantı kurarsa hemen en kısa sürede haberimiz olsun. Anlaştık mı? Son bir kez kızımı görmek istiyorum. Tamam. Ben gidip haber vereyim. Kızınızı getirsinler. Bu arada siz de biraz yalnız kalın. Ben kimseyle kalmak falan istemiyorum. Ben kızımı görmek istiyorum. Sahra. Hakan Bey lütfen. Sahra. Seninle konuşmak istiyorum. Lütfen. Sahra. Mithat. Kan kaybı oldukça fazla. Hastayı ne zaman getirdiler? 15 dakika önce doktor bey. Kan takviyesine ihtiyaç olacak. Yeterince kan var mı elimizde öğrenelim. Hemen öğreniyorum doktor bey. Affedersiniz. Durumu nasıl? Kan verilmesi gerek. Çok kan kaybetmiş. Kan grubu neymiş? Bakın rica ederim söyleyin. Yaşayacak mı kızım? Sakin olun lütfen. Bizim için sizin sağlığınız da önemli. Sakinim ben. Yaşayacak mı kızım? Bilmiyorum, ona bağlı. Mithat, kız haklı. Boşuna bunalıma girme. Bunalıma girmiyorum. Üzgünüm.
İkisi farklı şeyler, anlayamıyor musun? Teorik olarak anlıyorum. Bence bir halt anladığın yok. Aslında haklısın. Daha önce polis olduğumu gizleyerek evlendiğim bir kadını yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalanmadığım için ne hissettiğini tam olarak anlamam mümkün değil. Ama bir kadın bir yanlış anlama yüzünden bir erkekten vazgeçtiğinde o erkek ne hisseder, işte onu biliyorum. Ne? Senin daha önce bir sevgilin vardı ve seni terk etti, öyle mi? Hani hiç aşık olmamıştın sen? Aşık değildim. Ama çok seviyordum. Ayrıca kız beni terk etmedi. Artık benimle görüşmemeyi tercih etti. İstediğin kadar yumuşatmaya çalış komiserim. Tekmeyi yemişsin sen. Demek ki sen benden şanslısın. Henüz tekme falan yemedin. Ama bana vurmak için ayağını kaldırdı bile. O zaman bir süre için kenara çekil. Tekmeyi savuşturana kadar en azından. Yapamam. Sahra'dan dolayı başıma ne gelecekse razıyım ben. Çok romantiksin. Ama bir tas çorbayı romantizme tercih ederim. Belli oluyor zaten. Mithat. Bak. Sabırlı olman lazım. Sahra'yı anlaman lazım. Neler yaşadığını görmüyor musun? Bir sürü dertle birden boğuşmaya çalışıyor. Bırak birine de onun nazı geçsin. Polis olduğunu gizleyerek onu kandıran sensin. Ya şunu ikide bir söyleyip durma. Üstelik kimliğini gizleyen bir tek ben de değilim. Yusuf abi de. Oğlum, henüz Yusuf abinin polis olduğundan haberi yok ki. Doğru. Yok. Onu da öğrenince iyice yıkılacak. Ha bu arada Yusuf abi nerede sahi? Melek. Kızım. Ne olur sen de beni yalnız bırakma. Yalvarırım, geri dön. Tamam, evet. Polisim ben. Bu da bir meslek. Ama bazen mesleğimi saklamam gerekiyor. Ne yapayım? Kaderimin bir cilvesi bu. Berber olsam saklar mıydım sanıyorsun ha? Sivil berber. Ne diyorsun sen Yusuf? Saçmaladın iyice. Efendim? Yusuf abi, nerelerdesin? Geziyorum, Luna Park'tayım. Ne olmuş bilmiyorum ama çok sinirli. Abi, Sahra anlaşmayı kabul etti. Öyle mi? Harika. Hadi iyi günler. Yusuf abi dur, kapatma. Ne var? Gelip Sahra ile konuşman lazım. Ona her şeyi anlatmalısın. Bir dakika. Nasıl her şeyi? Yani görevini filan işte. Hayır efendim, hayır. Bir kişiye daha polis olduğumu söyleyemem. Sahra'ya da söylemeyeceğim. Tamam abi, onu söylemeyiz. Tamam. Ama hiç değilse gel de hani ne yapacağımızı konuşalım. Bekle biraz. Hemşire hanım, Melek ne zaman kendine gelir? 24 saatten önce gelmez. Yani birkaç saat buradan ayrılabilirim, öyle mi? Olabilir. Teşekkür ederim. Tamam, Samir'in kahvesinde buluşalım bir saat sonra. Kızım. Yavrum. İpeğim. Bebeğim. Ebru Hanım,
Ben Nil Hanım'ın avukatı Tarık Balyalı. Sizi karşılamaya geldim. Ben Yemin Bey gelecek sanıyordum. Yemin Bey artık Nil Hanım'ın avukatlığını yapmıyor. Buyurun, arabam ileride. Nil Hanım ve kızınız Lara sizi evde bekliyorlar hanımefendi. Bu da Nil'in oyunlarından biri değildir umarım. Vay 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 vay. Beklediğimden daha çabuk döndün yuvaya. Günaydın Atum'un eski sahibi. Nasılsınız bu sabah? Son derece iyiyim. Ama birazdan duyacakların senin keyfini kaçırabilir. Sen şimdi yola çıkmaya hazırlanıyorsundur. Tam tahmin ettiğim gibi. İstikamet cezaevine doğru galiba. Ebru'yu karşılayacaksın. Boşuna yorulma diyecektim. Bir kere daha ihanet etme diye emaneti teslim aldım. Ebru kapımı çalmak üzeredir. Seninle uğraşmak, kız kardeşimle uğraşmaktan hem daha keyifli hem daha kolay olacak yemin. İyi günler geçirmeni dilerim. Tabii becerebilirsin. Program iptal oldu Kenan, gitmiyoruz. Bir aksilik mi var efendim? Var ama küçük. Kolaylıkla çözülebilir bir aksilik. Ama her şey yolunda gitseydi hayat çok sıkıcı olurdu değil mi Kenan? Çelişkiler keskinleşiyor. O halde her şey çok daha çabuk netleşecek. Gidebilirsin Kenan. Ben günümü kardeşimle geçireceğim. Yorgunum. Dinlenmem gerek. Ah. Geçmiş olsun Ebru'cum. Sağ ol. Lara nerede? Anne. Biz önce aramızdaki sorunu çözelim. Daha sonra Lara'ya sıra gelir. Otursana Ebru. Ben aramızdaki sorunu çözdüğümüzü sanıyordum. Ne yazık ki öyle olmadı. Bak Nil, ben dışarıdayım. Çünkü Lara'nın velayetini sana vermek için bir sözleşme imzaladım. Bütün istediğin hisselerdi. Bu yüzden beni hapse attırdın. Yapmadığın kalmadı. Hayatımı mahvettin. Şimdi kızımı ver bana. Ama şimdi benim sayemde dışarıdasın. Hatta daha fazlası. Benim sayemde hayattasın. Senden bir tek şey istiyorum. Verdiğin imzanın zorla alındığını söylemeni. Bu çok basit. Baskı altındaydım diyeceksin. Yalan değil ki. Baskı altındaydım. Bu baskıyı yapan da sendin. Ama sen yemin tezerdi diyeceksin. Demezsem ne yapacaksın? Sayemde hayattasın. Sayemde de ölürsün. Diyelim ki böyle söyledim. O zaman eline hiçbir şey geçmeyecek ki. Ne yapmaya çalışıyorsun? İşimiz bitmeyecek. Sen çok geçmeden aynı imzayı yeniden vereceksin. O zamana kadar hem hayatın tehdit altında hem de çocuğun. Peki sonra? Sonra da hayatımızdan sonsuza kadar çıkacaksın. Lara da burada kalacak. Ben onun annesiyim. Hayır. Onun annesi artık benim. Hayır, siz benim hiçbir şeyim değilsiniz. Hiçbir şeyim. Lara. Lara. Ben kimseye ait değilim. Hiç kimseye. Lara. Lara! Lara kızım! Lara kızım, aç kapıyı! Lara! Lara! Lara canım! Nefret ediyorum sizden! Lara aç kapıyı! Lara aç kapıyı! Nefret ediyorum! Lara duyuyoruz! Aç kapıyı! Bir tanem, aç kapıyı! Lara canım! Lara ne yapıyorsun? Lara aç kapıyı bir tanem! Lara, aç kapıyı. Lara. Lara kızım, lütfen aç kapıyı. Lara, lütfen aç kapıyı. Lara,
Lara, Lara aç kapıyı. Aç şu kapıyı. Aldattınız beni. Kandırdınız. Lara. Yalancılar. Lara. Lara aç kapıyı. Canım. Güzel kızım benim. Canım benim. Anne. Zahra Hanım. Yakında. Çok yakında bütün bunlar bitecek. Sana söz veriyorum. Çok iyi bakın. Endişelenmeyin. Hem Mithat Bey hem de Yusuf Bey bizzat ilgilenecekler. Yusuf Bey mi? O nasıl, iyi mi? O da mı sorguda? Tutuklamadılar değil mi? Tutuklamak mı? Benim bildiğim kadarıyla Yusuf amirimin işi tutuklamak. Tutuklanmak değil. Uyandınız mı? Hem geçmiş olsun hem hoş geldiniz. Kim getirdi beni buraya? Sanırım babanız olan bir bey getirdi. Babam mı? Evet, Yusuf Bey. Başucunuzdan hiç ayrılmadı. O benim babam değil. Sakin olun, yatın bakalım yerinize. Ben doktoru çağıracağım. Babanız değilse bile sizi evladı kadar sevdiği muhakkak. Eğer o olmasaydı şimdi Allah korusun. Size kan verdi. Sizi hayata döndürdü. Keşke ölmeme izin verseydi. Kendine geldiği an yeniden ölmeyi denemesinden korkuyorum. Bu yüzden diken üstündeyim. Bir an önce ne konuşacaksa konuşalım. Şaşırtıcı. Bana Meli'yi öyle bir tarif etmiştiniz ki bir seri katil kadar acımasız olduğunu sanıyordum. Öyle ya. Dünya iki grup insandan oluşuyor. Polisler, bir de suçlular. Ha bir de üçüncü bir grup var, o da zanlılar. Bilgisayar oyunu gibi yani. Dördüncü grubu unuttun. Bir de aşıklar var. Onların her şeyi yapmaya hakları var. Onlar ne polis ne de suçlu olabilirler. Kaçırdığın bir şey var amirim. Polisler de, suçlular da aşık olabilirler ama senin haberin yok işte. Bir de hiç büyümeyen çocuklar var. Sizin gibi. İnsanın kalbi bir kere yumuşamıyor görsün. O zaman çorap söküğü gibi geliyor arkası. Meleğe de bu oldu. Kalbi yumuşadı. Dünyanın sadece kendini savunması gereken bir yer olmadığını gördü ve gardını düşürdü. Tam gardı düştüğü anda da sıkı bir darbe yedi. Olan bu. Kendisi aldı o darbeyi. Bizim bir payımız ya da suçumuz yok ki bunda. Kendini öldürmeyi deneyen o. Ya bir kere de kendini karşındaki insanın yerine koysan. Ha? O zaman her şey daha kolay olacak. Koyuyorum. Müstakbel eşinizin babasının yerine. Fahri Bey'in yerine koyuyorum. Nereye gider, ne yapar, Sahra'yla nasıl bağlantı kurar? Gece rüyamda dahi onu görüyorum. Şimdi izninle nasıl hareket edeceğiz onu konuşalım.
Sahra'yı mümkün olduğu kadar yalnız kalabileceği bir yere yerleştirmeliyiz. Heh, onu iyice savunmasız bırakmak istiyorsun yani. Ne yapacaksın? Onu bir otel odasına falan mı yerleştireceksin? Sahra Hanım evine geri dönecek. Mithat'ın evini saymazsak Sahra'nın bir evi yok Hakan. Bir dakika, bir dakika. Malikaneden söz etmiyorsun herhalde. Bravo. O zaman şunu da düşünmüş olman gerekir. Malikane Niltaran'ın elinde. Ve şu anda elinde hisse olmadığına göre bir takım hisseler karşılığında malikane geri alınabilir. Bunu da bendeki hisselerle yapacağız. Yani Nil'le karşı karşıya gelecek olan yine ben olacağım. Bravo. Bir polis olarak performansından hiçbir şey kaybetmemişsin Mithat. Yani Niltara ile işin bitmedi. Bitecek gibi de görünmüyor anlaşılan. Çabuk toparladınız. Açıkçası bugün kendinize geleceğinizden hiç umudum yoktu. Keşke kendime gelmeseydim. Anlaşılan seveniniz çok. Ben niye bilmiyorum bunu? Belki bilmek istemiyorsunuz Melek Hanım. Bir 500'lük serum daha takalım. Geçmiş olsun. Hanımefendi. Hanımefendi bakar mısınız? Hanımefendi. Hanımefendi. Bir dakika hanımefendi, bir dakika. Çekil önümden. Tamam çocuklar, tamam, sorun yok. Melek yapma, çok tehlikeli bu yaptığın. Bırak, bırak. Sana ne? Bak Melek, biz seni çok seviyoruz. Bize bunu yapmaya hakkın yok. Ne hakkım olup olmadığına sen mi karar vereceksin? Evet, ben karar vereceğim. Anlaşılan sen hiçbir şeye karar verecek durumda değilsin. Seni bırakmayacağım. Hadi. Hadi canım. Hadi bekle. Yaklaşma bana. Neden böyle yapıyorsun? Yaklaşmayın dedim. Beni yalnız bırak. Lara. Lara kızım. Mithat Bey geldi efendim. Mithat mı? Hı-hı. Merhaba Nil. Sen çıkabilirsin Nurca. Beklemek ya da gelmeden önce aramak gibi adetlerimiz yok galiba. Uzun zamandan beri bazı şeyleri yapmak için birbirimizden izin istediğimizi hatırlamıyorum ben. Silahla evime dalmaktan filan söz ediyorsun galiba. Çocuk alıkoymaktan filan söz ediyorsun galiba. Ya da kiralık katillere adam kaçırtmaktan. Ne istiyorsan çabuk söyle. Kötü bir zaman seçtin gelmek için. Seninle geçirdiğim iyi bir zaman hatırlamıyorum zaten. Al, burada atımdaki hisselerim var. Onları sana veriyorum. Şaka mı bu? Sen de görmeye pek alışamadığım tuhaf bir telaş hali var. Bir şeyini mi kaybettin? Güvendiğin birinin ihanetine mi uğradın? Ya da işler çığırından falan mı çıktı? Ne oldu? Ben kaybetmem Mithat. Öyle mi? Şimdi bana ne istediğini söyle. Bana hisselerini verdiğine göre kardeşim Sahra zor durumda olmalı. Senin gibi fedakar bir aşık ancak sevgilisi için hisselerini kaybetmeyi göze alır. Pardon, karısı mı demeliydim? Yok. Senin karın Salma'ydı. Ne istiyorsun? Malikaneyi istiyorum. Karşılığında sana hisselerimi veriyorum. Ben İpek dersin sanmıştım. Polis tehdidi işe yaradı herhalde diye düşündüm. Polis senden önce davrandı.
Şu an Sahra gözaltında. İpek ise yetimhaneye gönderildi. Buyurun Sahra Hanım. Mithat birazdan burada olur. Mithat'ın nerede olduğunu ya da ne zaman geleceğini sormadım. Size kalacak uygun bir yer temin etmek için uğraşıyor. Ne yaptığını da sormadım. Biz sizin için en uygun yerin babanızın size miras olarak bıraktığı ev olduğunu düşünüyoruz. Orası Nil'in elinde şu an. Bunu bilmiyor olamazsınız. Evet, malum. Her şeyden haberimiz var. Olmaya da devam edecek. Sizin de bildiğiniz gibi o ev gerçekte sizin. Gerçekte. Ama bildiğiniz gibi ben gerçek değilim. Çünkü Sahra Evliyagil olmama izin vermiyorsunuz. Yani o ev Nil'in. Mithat da kız kardeşinizin yanında şimdi. Ama neden? Evi Nil'den geri alacak. Hisseleri karşılığında. Nil buna asla razı olmaz. Olacak. Bana güvenin. Olmaz. Mecbursun. Hiçbir şeye mecbur değilim. Bak Nil, Sahra delil yetersizliğinden kısa zaman içinde salınacak. Salma Anuar olarak. Bunu nasıl bilebiliyorsun? Çünkü hem akıllı hem de Salma Anuar'ın kocasıyım. Ve istediğim tek şey onun yanımda olması. Ama sen birini sevemediğin için bunu anlaman çok zor. Beni aşağılamayı bırak Mithat, yeter. Doğru. Zaten seni yeterince aşağıladılar değil mi? Yemin ve kız kardeşi Sibel. Doğrusu bir gün patronu olduğum şirkete gidip de kendi koltuğumda tanımadığım bir kadını görseydim ben de kendimi çok kötü hissederdim. Hele beni bu kadar aşağılayan kişi sevgilim olsaydı. Yeter! Bence de yeter! Şimdi şu anlaşma imzala artık. Bu durumda velayet davasını bile kazanabilirsin. Gücün yeterse tabii. Sahra bunu asla kabul etmez. Sahra şu an öyle kötü bir durumda ki her şeyi kabul edebilir. Şimdi imzala şunu. Peki ya Yusuf Bey? Arkadaşlarınız için endişelenmenize gerek yok. Onlar... Size güvenmemi bekliyorsunuz. Ama bana yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Yusuf Bey'in kim olduğunu biliyorum. Bakın Sahra Hanım. Bizim işimizde her zaman doğruları söyleyemezsiniz. Bu nihai sonuca ulaşabilmeniz için mutlak koşuldur. Bu nihai sonuca ulaşmak için bütün sevdiklerinizi aldatmakta var mı? Mithat sizi aldatmadı. Mithat sizin için hiç düşünmeden görevini bıraktı. Benden size inanmamı beklemeyin. Merhaba. Hoş geldin Mithat. Yüzünde işlerini başarıyla tamamlamış bir polisin rahatlığını görüyorum. Hakan uzatma. Siz ikiniz eski arkadaşsınız galiba. Bu kadar yakın olabildiğinize göre. Akademiden. Evet, ben eve aldım. Nil kağıdı imzaladı. Buna nasıl razı olabildiğini anlayamıyorum. Ah, doğru ya, yalan. Yalana başvurdunuz. Umarım bu yalanın içine çocuğumu dahil etmemişsinizdir Mithat Bey. Sahra Hanım, şu an kısa süreli bir şok geçirdiğinizi varsayıyorum. Yoksa bu kadar aşırı tepki vermezdiniz değil mi? Yani Nil'i bize tercih etmezdiniz. Kimseyi tercih ettiğim yok benim. Hakan yeter. Al şu dosyayı. Burada Nil'in malikaneyi bana sattığını gösteren anlaşma var. Burada da... Ah Sahra. Ben seni bırakayım. Güle güle Sahra Hanım. Görüşeceğiz.
Benimle konuşmayacak mısın Sahra? Kısa bir süre için dışarı çıkıyorum. Döndüğümde seni burada görmesem iyi olur. Ben avukatı ararım. Seni bir otele falan yerleştirsin. Benim adıma planlar yapmaktan vazgeç Nil. Kızım iyileşinceye kadar buradan hiçbir yere gitmeyeceğim. Sen öyle zannediyorsun. Efendim, Nil Hanım geldiler. Brahms'ı sever misiniz? En çok sevdiğim şeylerden biri değil. Nil Hanım, bence Brahms'ın B'sinden bile haberiniz yok. Böyleyken niçin bilmediğinizi belli etmemeye çalışıyorsunuz hala? Niye bilmediğim şeyler seni bu kadar ilgilendiriyor? Halbuki sen de benim bildiklerimi bilmiyorsun. Böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Senin bilip de benim bilmediğim bir şey yok. Olamaz. Vallahi bu kadar emin olma, ortak. Ortak derken? Ortak derken neyi kastettiğimi mi soruyorsun? Aynı şeyin eşit parçalarına sahip her bir kişiyi kastediyorum. Yani eski ortak demek istiyorsun. Yok, hiç de öyle demek istemiyorum. Ortak demek istiyorum. Diyorum ki ikimiz ortağız. Diyorum ki sen atomun hisselerine sahipsin. Fakat ben de sahibim. Anlatabiliyor muyum? Ama bu mümkün değil Nil Hanım. Artık sizin atomda hisseniz falan yok. Yok, var. Romantik bir aşığın hisselerini ele geçirdim çünkü. Romantik aşık ha? Ha. Mithat Madra'yı diyorsunuz siz. Brahms dinlemek zekayı açıyor galiba. Hiç kapanmamacasına. Öyleyse ne dediğimi anladın artık. Ortak. Ne diyelim? Bükemediğin eli öpeceksin. Fakat şunu sorabilir miyim? Bunu nasıl başardın? Bunu neden söyleyeyim? Çünkü bildiğini saklamak günahtır. Ben iflah olmaz bir günahkarım zaten. Endişelenme. Ben senin bütün günahlarını affederim. Zavallı Sahra açıkta kalmasın diye sevgili kocası ona bir ev almak istemiş. O güzel ev bende vardı. Evi verdim, hisseleri aldım. Ne eviymiş o hisselerin değeri kadar edecek? Canım ev dediysek öyle basit bir apartman dairesi değil herhalde. Evliyagil malikanesi. Sen malikaneyi Sahra'ya mı verdin yani? Ben Sahra'ya hiçbir şey mi vermem? Atom'un hisseleri karşılığında Sahra'nın kocasına sattım. Nasıl yaparsın bunu, nasıl? Bilmiyorlar ama yapıyorlar. Evliyagil malikanesini nasıl olur da Sahra'ya kaptırırsın? O eve bu kadar tutkuyla bağlı olduğunu bilsem sana satardım. Yaptığın hata yetmiyormuş gibi hala aptallığına devam ediyorsun. Benimle dikkatli konuş Yemin Tezer. Sibel! Gel! Kardeşimle tanışmışsınız öyle değil mi? Artık benimle kalıyor. Ona hayatı anlaması konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi müsaadenizle kendisine bir ders daha vereceğim. Sibel, kardeşim.
Daha önce hiç bilgisizliğinden dolayı kendisini öldüren birini görmüş müydün? O ne demek abi? Şu hanıma bak Sibel. Elindekinin kıymetini bilmediği için kendi sonunu hazırlamış olacak. Beni korkutmaya çalışıyorsun. Yeniden seninle aynı şartlarda olduğum için öfkenden deliriyorsun. Beni korkutmaya çalışıyorsun ama senin artık bütün numaranı çözdüm. Beni hiçbir şeye zorlayamazsın. Abi, neler oluyor? Felaketi hızlandırıyorlar. Ama hiçbir ölümlü felaketin hızına yetişemez. Teşekkür ederim. Sen gidebilirsin. Olmaz. Seninle kalmak istiyorum. Ben istemiyorum. Öyle çeviremezsin. İp gerek. Topacı ipe sararak atmalısın. Bu topacı babamdan başka kimse çeviremez. Konuşmayacak mısın benimle? Konuşacak ne var ki? Bence şu son birkaç günde konuşacak çok şeyimiz oldu. Bense şu son birkaç gündeki kadar susmayı hiç istemedim. Hadi gidelim. Bu gece bizde kalalım. Ben burada kalacağım. Evde hiçbir şey yok. Yarın birkaç parça bir şey getiririm. Ama yarına kadar son bir geceyi birlikte geçirelim. İstemiyorum Mithat. Şurada kalabilirim. Ve mümkünse yalnız kalmak istiyorum. Yarından itibaren herkes burada olduğumu öğrenecek. Hiç değilse bu geceyi yalnız geçireyim. Peki. Ama ters giden bir şey olursa muhakkak beni ara. Lütfen. Önce beni ara.
Bence babam hayatta değil. Öyle olsaydı bana muhakkak ulaşırdı. Bence hepiniz yanılıyorsunuz. Bahçede hava alalım. Hadi canım. Tamam. Gel bahçeciğim. Sakın dışarı çıkma. Niye Nil? Ben onu bulurum. Hadi. Nil! Lara! Lara neredesin? Lara canım buraya gel. Gelmeyeceğim. İstemiyorum. Rahat bırakın beni. Gel canım. Gel. Hiçbir şey düşündüğün gibi değil. Seni çok seviyorum. Bana böyle şeyler söyleme. Çok üzülüyorum. Üzülürsen üzül. Ben üzüldüm. Sen de üzül. Geber. Lara. Böyle söyleme. Bunu söyle. Kızım, canım kızım benim. Sana çok çektirdim. Çok üzdüm biliyorum. Fakat söz veriyorum, bir daha olmayacak.
Artık hep mutlu olacağız. Hep. Baba. Sen öldün baba. Lara nerede? Sen Lara'yı merak etme. Ben onu bulacağın yeri biliyorum. Sen sadece bizi rahat bırak. Hayatımızdan çık. İzin ver, içeriye ipi ben götüreyim. Mithat Bey bırakacak. Siz merkeze dönebilirsiniz. Hoppa. Canım. Baba neredesin? Neredesin? Evet efendim. Malikane Mithat Demircan'a satılmış. Mithat Demircan da Sahra Hanım'a. Anladım efendim. Nil Hanım'ın evi mi? Ha, anladım. Çok zekice bir düşünce. Hemen talimatınızı yerine getirmek için harekete geçiyorum. Hı hı. Hı hı. Sibel! Hazırlan. Seni bir de ev sahibi yapacağım. Ben kendi evimi istiyorum. En azından birkaç giysi almam için izin ver bana. Artık ne o eve, ne o giysilere ihtiyacın olmayacak Sibel. Anlıyor musun? Seni böyle baştan yaratıyorum. Seni baştan yaratırken de Nil Hanım'ı tarihe gömüyorum. Baba. Onu bekliyordum. Kimseyi beklemiyordu. Peki ya gelecek olsaydı? O zaman bize söyleyecek miydin? Biz derken? Söyleyecek miydin? O benim babam. Ne yapmış olursa olsun babam. Ve o öldü. Sahra, kabul et artık. Baban yaşıyor. Ve o bir suçlu. Sıradan bir katil, bir dolandırıcı ya da bir kader kurbanı da değil. O uyuşturucu pazarının başındaki isimlerden biri. Baban olduğunu unutmak zorundasın. İpek nasıl?
İyi. Onu bugün kuruma yerleştirdik. Çok ağladı mı? Beni aradı mı? Zayıflamış mıydı? Ne yiyip ne içecek şimdi orada o? Ya hasta filan olursa? Mithat, beni yavruma götür ne olur. Bir kez de olsun uzaktan göreyim. Olanaksız bu. Beklemek zorundayız. Neden? Sana verilen emirlere ters mi düşüyor? Bana duyduğun öfkenin kolay kolay geçmeyeceğini biliyorum ama en azından anlamaya çalış. Asıl sen anlamaya çalış. Senden son derece basit bir şey istiyorum. Bir kez olsun çocuğumu uzaktan görmek o kadar. Anlamadığın şey, karşındaki insanlar son derece planlı, programlı bir biçimde davranıyorlar. Onların karşısında her istediğini yaparak ve sabırsız davranarak hiçbir şey elde edemezsin. Benim tek elde etmek istediğim şey kızım. Keşke onların istekleri de bu kadar masum olsaydı. Merhaba, Nil Hanım yok mu? Evde, ancak rahatsız edilmek istemiyor Yemin Bey. Beni görmek isteyeceğinden eminim. Lütfen haber ver Nurcan. Mümkün değil efendim, hiç kimse dedi. Ben hiç kimse değil. Sen ne hakla evime geliyorsun? Nurcan, ben bu sana ev üzerinde artık istediğim gibi hak iddia edebilirim. Nasıl yani? Geçmiş olsun, bir darbe daha mı aldın? Yazık sana. Üst üste ağır darbeler alıp duruyorsun. Ama Nil Hanım pek kuvvetlidir. Bütün bunların üstesinden layığıyla gelir. Neyin üstesinden? He? Senin artistik konuşmalarını çekemeyeceğim şimdi. Ne diyeceksen doğrudan de. Peki o zaman. Hukuk diliyle konuşalım. Bak Nil, bu ev artık senin değil. Hani geçen gün hisseleri vekaletten yararlanarak almıştım ya. İşte o sırada bu evi de kardeşimin üzerine yaptım. Dolayısıyla bu ev artık kardeşim Sibel'in. Ha, bu evi en kısa zamanda boşaltman gerekiyor. Mesela bugün. Ben hemen bu evi değerlendirmeleri için adamlarıma haber vereceğim. Ne yazı. Malikaneyi satmasaydın şimdi gidip orada kalabilirdin. Ama sen orada hayaletlerden korkuyordun değil mi? Belgeleri buraya bırakıyorum. Belki emin olmak istersin. Hayat ne kadar acımasız. Sibel'i almaya gidiyoruz. Peki efendim. İstediğin oldu işte. İyi misin şimdi? Gel. Zayıflamış biraz. Sen de fark ettin mi? Ben de buralarda büyüdüm Sahra. Korkma. Ona iyi bakarlar. Daha ilk günden emirlere karşı gelmeye başladınız demek. İnisiyatif kullandım diyelim. Burada yalnızca ben inisiyatif kullanırım. Öğretmen Hanım. Efendim. Sahra Hanım, beni hayal kırıklığına uğrattınız. Bildiğiniz gibi biz babanızın telefonlarını dinliyoruz. Şimdiye kadar onu herhangi bir yerde tespit edemedik. Ama dinlemelerimizden aldığımız izlenim, babanızın sizin yanınıza geldiği. Ama siz bunu bana bildirmediniz.
Sanırım Mithat'a da herhangi bir bilgi vermediniz. Öyle değil mi? Siz bize yardım etmediğiniz sürece çocuğunuzu uzaktan dahi izlemenize izin vermem. Dönecektin. Geçin evin yolunu. Kenan, sana söylüyorum. Yanlış yoldan gidiyorsun. Yemin, nereye gidiyoruz? Ben eve gitmek istiyorum. Artık senin evin benim yanım sevgili kardeşim. Tıpkı çocukluğumuzda olduğu gibi. Ne olur beni evime götür. Söz veriyorum. İstemediğin hiçbir şey artık yapmayacağım. Ne olur. Bunu benim güvenimi yerle bir etmeden önce düşünecektin Sibel. Kusura bakma ama artık seni bir yere bırakamam. Hapis hayatı yaşamak istemiyorum. Ne olur bırak. Kenan, dur. Ne olur dur. Kenan, Atum'a gidiyoruz. Hayır, gitmiyoruz. Şşş, bırak. Bırak beni. Sibel. Bırak. Bırak beni. Kenan dur ya. Sibel! 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 Of Sibel, benim safram da sensin. Bütün bunları senin iyiliğin için yapıyorum Sibel. Düşünsene, ülkenin en zengin kadınlarından biri olacaksın. Bana sordun mu? Bütün bunları isteyip istemediğimi bana sordun mu? Bütün bunları kim istemez ya? Ben istemiyorum. Ne para, ne pul, ne güç, ne hisse, hiçbir şey istemiyorum. Bırak beni ne olur. Bırak da kendi hayatımı yaşayayım. Ne olur sana yalvarıyorum, bırak beni. Neden bana bunu yapıyorsun? Neden? Neden beni sevmiyorsun? Neden hayatımı berbat etmeye çalışıyorsun? Neden? Tamam, ağlama artık, yeter. Bak Sibel, sen benim hayattaki tek varlığımsın. Seni de kaybetmek istemiyorum. Ve senin iyi yaşamın, hep mutlu olmanı istiyorum. Bir süre daha senden istediklerimi yapmaya devam et. Sonra sen ne istersen yaparız. Ama o zamana kadar lütfen bak... Yalan söylüyorsun. Eğer sana yalan söylenmesini istemiyorsan soru sorma. Hadi. Bir otele mi gitseydim? Ne işin var burada? Bu soruyu benim sana sormam gerekir. Çünkü burası benim evim. Hayır, artık senin değil. Bu evi Mithat'a sattın, unuttun mu? Atum'daki hisseleri karşılığında. Ama henüz satış işlemleri gerçekleşmedi. Neyse, bir taksi çağıralım da seni evine götürsün. Burası benim evim değil. Her zaman benim evimdi. Asla senin olmadı. Benim hayatımdaki hiçbir şey hiçbir zaman senin olmadı ve olmayacak. Şimdi çık git buradan. Mesela kızın gibi mi? Kızımı da alamayacaksın. Şimdi defol git buradan. Kendini kandırma Zahra. Elindeki her şeyi kaybettin. Bunu kabul et artık. Ben kendimi kandırmıyorum Neil. Gözünün önündekileri görmeyen,
kendisini sevebilecek birilerinin olduğunu fark etmeyen sensin. Ne olurdu içinde biraz olsun sevgi ve merhamet kalmış olsaydı. Yazık. Çok yazık. Benim birini sevmek için şansım olmadı. Çünkü hiç kimse beni sevmedi. Ne annem, ne babam, ne de kocam. Senin her şeyin vardı. Benimse hiçbir şeyim yoktu. Hayatta en çok istediğim şey bir çocuğumun olmasıydı. O bile olmadı. Nereden biliyorsun? Neyi nereden biliyorum? Bir çocuğun olmadığını nereden biliyorsun? Çocuğunun öldüğünü, yaşamadığını nereden biliyorsun? Yalan. Yalan söylüyorsun. Bunların hiçbirini duymak istemiyorum. Serkan senin oğlun Nil. Ne? Serkan, senin oğlun.